Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin selavat. Ramazan Risalesi 3. nükte. Dün akşam 1-2 yaptık. Evvelsi akşam 4-7 yaptık. 3. 3. nükte. Oruç, hayat-ı içtimai insani baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, yani oruç ne işe yarıyor? Bir, oruç şunlara yarıyor. Çok çok yarıyor da, lakal en az 70 hikmetinden 9 tane nükte beyan ediliyor. Bak, bir tanesi şu, Allah'ın kainattaki tasarrufatını anlamamıza yarıyor. Allah'ı tanımamıza yarıyor yani. Allah yemez, içmez, cinselliğe ihtiyacı yoktur. Buna insan aynadarlık yapması lazım. Aynadarlık yapıyor. Hakikaten insan yemez, içmez. Bu tür şey cinsellikten uzak olunca sanki melekleşiyor. Bunlara böyle hayvana bunu yaptıramaz. Bunlardan uzak olunca insanlarda daha değişik latife ve bakış tarzı oluyor. Bir bu. İki, insanın cemiyet hayatını tanzim ediyor oruç. Üç, insanın şahsi duygularını dengeye getiriyor. Mesela sabır kuvvetini ve diğer latifelerin birbirine uyumlu sağlıyor. Yani bazıları zirvede, bazıları aşağıda değil. Hani diğer günlerde olduğu gibi. Üç, dört, nefsin terbiyesine yarıyor. Beş, Allah'ın nimetlerini, niyam-ı ilahinin şükrüne bakıyor. Yani nimetlere şükürü bize ifade ediyor. Şimdi üçüncü nükte bir tane okuyacağım. Cemiyet hayatını nasıl tanzim ediyor oruç? Yani cemiyetteki insanların, Müslümanların birbirine ahenkli ve dengeli oluşunu nasıl tanzim ediyor? Ne işe yarıyor oruç? Bu sahası. Şimdi 9 tane var. Biz 3. okuyoruz. Hayat-ı içtimai insaniye baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, İnsanlar maişet cihetinde muhtelif surette halk edilmişler. İnsanlar maişet noktasında, geçim noktasında, gelir noktasında herkes farklı yaratılmış. Herkes farklı. Cenab-ı Hak o ihtilafa binaen, yani o farklılık var ya, zengin, fakir, orta vesaire. Cenab-ı Hak o ihtilaf farklılıklarına binaen zenginleri fukaraların muavenetine, yardımına davet ediyor. Yani mesela diyelim ki Ali'nin rızkı bana veriyor. Bana veriyor, zenginim. Bana diyor ki bu parayı diyor, onun parasını sana verdim. Bunu zekat namı olacak, ona vereceksin. Ne işe yarayacak? Niye ona vermedin ya Rab direkt de? Bana ver diyorsun. Değil mi? Zekatı ona ver. Sen direkt ver. Bana niye ver? Bir, seni bununla deniyor. İki, senin bakış tarzını, merhametini, alakadarlığını inkişaf ettiriyorum. Yani sahiplenmek duygusu oluyor sende. Merhamet ve şefkat. Ya fakir bende var. Vereyim. Verdikçe insanda bu sahiplenme duygusu gelişiyor. İnsanlık yani. Bu hayvanda yoktur. Annesiyle beraber sığır yese kapışırlar. İnsanda bu var. Verme melekesi. Verme özelliği, melekesi insanda var. Yani hatta verince de gelişiyor abi. Gelişiyor. Verince gelişiyor. Verme başlamak gerekiyor. Mesela öyle bir özelliğe sahip oluyor ki aç, ihtiyacı var, veriyor. Yemiyor, yediriyor. Bu insana mahsustur. Bu insana mahsustur. Hakikaten bu Anadolu'da yaşamıyorsun. Yoksa getiriyor. Evet. Yarını düşünmüyor. Sahabe mesela, İsa'yı hasretine met edilmiş. Çocuklarını değil mi çakıl taşlarıyla sesle oyalamış. Çok tuhaf ya. İhtiyacı var, şiddetli ama onu tercih ediyor. Böyle bir şey olamaz. Şimdi, fakire ne getiriyor? Direkt niye parayı ona vermedi de benimle verdiriyor? Yani birincisi şu, beni deniyor, siniyor,
bana sevap kazandırıyor. Benim ulvi duygularımı geliştiriyor. Başka? Bir de bende merhamet ve sahiplenme duygusu geliştiriyor bu olay. O da saygıyı, itaati ve hürmeti öğreniyor. Zelillik değil. Hasan abi, cömertliğin imanla alakası nedir? İmanın bir vasfı tarafı da var. Çünkü gayrimüslimde de bir cömertlik var. Cömertlik var, onda da var. Ama o cömertlik ruhsal bir boyuta mal olabilmesi için, o bir bedensel, hakikaten bir insanlık yapısı var. Mürtette olmaz. Yani kafirde olur, yani fetret ehlinde olur. İslamiyet'i kabul edip reddeden de olmaz da, kabul edebilir insanda olur. Çünkü niye? Cömertlik sıfatı bir ihtiyara bağlıdır, bir özelliktir. Yani insan tefessül etmemiş insanda bulunur. Mesela nizama uymak. Alman gidiyor, ışıkta duruyor. Yani toplum, o insanı meydana getiren bir özellik var. Bir de imanla alakalı bir özellik var. Ama Müslümandaki cömertlik kutsileşiyor. Yani Allah için olduğu için kutsi oluyor. Ötekisi de acıma, yani hayvanda bile acıma var. Ondan dolayı yardım ediyor. Cömertlik gibi gözüküyor. Ya Allah'ın isimleri hani ayadalık ediyoruz ya. Evet. Hani Allah veriyor ya. Hı hı. Aynı mesela biz de verdiği zaman o isme ayadalık etmiş oluyoruz. Çok güzel. Aferin lan. Mesela Allah bize veriyor. Niye? Allah'ta bir özel isim var. Verme özelliği. Biz de verirsek o esmaya mazhar oluruz. Aferin lan Mehmet. Çok güzel. O gelişiyor değil mi? Aynadarlık ediyor. Fakir de ise o zengine karşı muhabbeti oluyor, hürmeti oluyor, duası oluyor. Peki böylelikle neyi gelişiyor? Toplum birbirine ahenkle bağlanmış oluyor. Bana verilecek para bana verilse, ona verilecek para ona verilseydi herkes kopuk olur. Bir iletişim bağı olmaz, diyalog olmaz. Öyle olunca haset duygusu ortadan kalkıyor. E tabii yani haset de kalkıyor değil mi? Mesela diyelim ki fakir haset ediyor, ötekisi zulmediyor. Bunu kaldırıyor işte diye. Yani düşün bu zekat olmasa veya oruç olmasa, yardımlaşma olmasa herkes tek tek. Alman gibi. Herkes tek tek. Dolayısıyla ben buna ait bir misal vereyim vermeden geçemeyeceğim. Daha şey gerisi. Şimdi 6 tane hamal düşünün. Kamyona kumaş şeyi yüklüyorlar. Rulesi. Sen bilirsin mesleğin. Top. Top yani. He senin. Kumaş yüklüyorlar. Suat. Depodan dışarıdaki kamyona. Misala bak. İki kişi topu yüklüyor tutarak. İki kişi de hamallık yapıyor, yükleniyor. İki kişi de kamyonda yükü alıyor. Tamam? İki kişi yüklüyor, iki kişi taşıyor, iki kişi de kamyonda istif ediyor. Adama yüklerken depoda o iki tanesi yamuk yüklese. Yamuk yani. Hamal ne der? Ya doğru yüklesene be kardeşim ya. Ne biçim yük yapıyorsun ya? Der. Çünkü beraber aynı. Çünkü hepsinin makamı aynı. Hepsinin konum statüsü aynı. Maaşı aynı. Hiçbir üstünlük yok. O zaman taksimul amal yapmışlar. İş bölümü yapmışlar. Sen yükle ben taşırım sen al. Veya değişin. Aynı oldukları için buna fırça atıyor. Doğru koysana kardeşim ya. Ne böyle yanlış koyuyorsun? Peki tamam tamam kusura bakma dedi. Fırça attı. Sonra çıktı merdivenden çıktı. Arabaya giderken kaydı. Kaydı ya. Dağ arabaya var mesela. Sokaktan bir adam geçerken, hiç bununla alakası yok, bunlarla hiç alakası yok, bu işle alakası yok. Bir dakika, bir dakika kardeşim dedi o geçen. Gitti düzeltti. Ona ne der? Allah razı olsun, sağ olasın. Teşekkür ederim yükün altına. Çok sağ ol, var. Buna bu kadar iltifat yağdırıyor, aşağıdakine fırça atıyor. Niye? Bak, onu yükleyene, doğru koysana be kardeşim ya, ne biçim yan koyuyorsun ya. Diyor, sokakta geçen düzeltiyor, ona iltifat yağdırıyor. Çünkü sokaktakiyle emsal değil, aynı işi yapmıyorlar. Farklı ve mecbur değil. Mecburiyet altında yapmıyor.
insanlığını gösteriyor. Burada bir mecburiyet var ve herkes eşit. Eğer herkes eşit olsaydı, Allah fakiri ve zengini yaratmamış ve herkes eşit olsaydı, bunlar gibi olurdu. İnsanlığımız gelişmezdi. Teşekkür etmeyi bilmezdik. İltifatı bilmezdik. Sevgiye alakayı bilmezdik. Sokakta geçen şefkat ediyor, merhamet ediyor. Hamal olan teşekkür ediyor, hürmet ediyor. Saygı gösteriyor. Herkes aynı işi yapsaydı, aynı konumda olsaydı, yani insanlık ilişkilerinde ortaya çıkacak yanlışlıklar ve boşluklardan doğan aflar, teşekkürler, hürmetler olmazdı. O özellik gelişmezdi. Yani bazen diyor abi, niye zengini tabi sabir diyor ya. İşte bunun gibi. Ya herkes eşit olsaydı, sağ ol kardeşim, aşağıdan mahamal ya, teşekkür ederim, çok sağ ol, Allah razı olsun, ya mecbur değil, aynı değil, aynı statü de değil, böyle geçiyordu, bu işi de değil, ortak da değiller. Buna bu hürmet, kibarlık gelişti, yükün altında, teşekkür ederim, sağ olun, zahmet oldu, kusura bakmayın. Ötekisine, o küs müsün be, ne biçim adamsın, ne biçim koyuyorsun, koy sana doğru dürüst ya. Allah Allah ya, yan koyuyorsun ya. Öyle fırça atıyor. Çünkü o altı kişi eşit. Aynı işte iş taksimi yapmış. Sırlar da onun için gelişmiyor, herkes aynı işi yapıyor. İnsan böyle değil. Farklılık, İnsanın farklılığını ortaya çıkarır. Mesela fakirde hürmet, saygı, ondan sonra dua çıktı bu olayda verdi. Ama zelillik değil. Bilir ki fakir Allah gönderdi. Ama dua ediyor ve haseti, kıskançlığı gidiyor. Zengine karşı fakirin o zekatı verilince zekatını veriyor. Tamam. Zengin de bu benim değil, Allah'ındır. Allah dedi ki ben sana veriyorum ona ver diye, emanet. Git ona ver. Ben sana diyorum ki git ona ver. E senin değil ki. Havzan diyor ki benim değil. Ama Allah hamdolsun ki iyi ki fakir var. Fakir olmasaydı zekat müessesesi çalışmazdı. İslam'ın şartı olurdu 4. Fakir zengin farkı olmasaydı İslam'ın şartı 4 olurdu. Zekat vermek olmazdı. Herkes aynı. Ve ibadet işlemezdi. Ya ibadet müessesesi işlemezdi. Kime vereceksin? Herkes eşit. Bak, ne kadar acayip fıtri haller gelişiyor. Say da say yani. Yani bir saat konuşurum bunun hakkında. O kadar güzel bir ahengi oluşturuyor farklılık. Yani hakikaten bu sistemi yapabilmesi için ancak Allah olması lazım. Nasıl tövbe estağfurullah, tahayyülü küfür küfür değil, tefekkür küfür küfür de değil, söylüyorum. Allah'ın neden hatırına geldi yani böyle bir insan nizamını yapmak. Çok tuhafıma gidiyor yani, o kadar seviyorum ki Allah'ı, acayipime gidiyor yani. Yani bir Allah olduğu için seviliyorum bir de, yani bu sistemi nasıl kurmuş, haşa nasıl hatırına gelmiş. Ben olsam herkes eşit yani bir veya havayla doyar yapardım. %76 azottur havanın, havada. %21 oksijen. Gramını almayız %76 azotun. Eğer gramını teneffüs etsek insan acıkmaz ve doyardı. Allah böyle bir cihaz koyardı, bitti. Ne fakirlik kalır, ne zengin, ne çalışma. Olmaz, gelişmez insan. Böyle havada kuştan beslenmek olsa ahirette o. Allah istese yapar, bitti. Hocam, bakın. Abilerim, oksijenin fazlası da yakıcı. Çok yoğun oksijen aldıkları ama ciğerlerin yanma ihtimali. Yanma ihtimali. %21 değil de %22-23 havada oksijen olsaydı hiç mi çakıl düşmeyecek? Hiç mi keseri çiviye vurmayacaksın? Çıkan kıvılcımla atmosferdeki oksijen oranı yüksek olduğu için hemen atmosfer yanardı. Ve her taraf yanardı. Yani oksijeni fazla yapalım ciğere çoktur ama bu sefer ya her taraf yanar. Ciğeri de yakıyor. Ciğeri de yakar. Ama Allah hakikaten usta yani. Vallahi usta. Ya ben şöyle düşünün. Bir evinizi geçindirmeye çalışıyorsunuz. Kaç tane çocuk var?
ömrünüzü verdiniz, ihtiyarlandınız, dertten soğudunuz. Öyle mi Suha? Bir de düşün bu kainatı idare eden. Evinizin idaresini sen düşün. Allah bu kainatı nasıl idare ediyor? Acemime gidiyor ya. Değil mi? Kuşları. Şimdi şeye gittim o cumada. Cumadan çıkarken bahçesi vardı böyle çalılar. Allah aşkına bu kadar kuba bu kadar ya. Serçe serçe. Çık 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 çık. Allah Resulü hadisi hatırladım. Siz de diyor Allah'a kuşlar kadar tevekkül etseydiniz aç karnına sabah çıkar tok karnına gelirdiniz. Ya buna bu fark bu ne? Allah neyle doyuruyor ya? Bu kadar bu mahlukat. Yani böyle bir Allah hakikaten Allah Allah'tır ya. Çok tuhafıma gidiyor ya. Ne kadar hoş bir Allah ya. Yani insan sinesi geliyor ya. Çok hoşuma gidiyor. Böyle tefekkür edince ya Rabbi ya. Bu kadar karışıklıklar içinde harika bir nizam. Bu kadar birbirini bozma adına, bu kadar birbirine dayanışma. Bu kadar birbirine çatışma ve çelişme olan işte soğuktur, sıcaktır, karanlıktır, aydınlıktır, itme, gelmeler, kalkmalar, uçmalar, çakmalar, şu sistem ya. Ama o kadar bu karışıklık içinde o kadar harika nizam, o kadar bütünleşme, o kadar teavun. O kadar yardımlaşma, o kadar letafet, o kadar kibarlık, o kadar nizam, o kadar intizam, muhakeme, muvazene. Ya bu kadar olur yani. Karışıklık gibi gözükürken harika bir sistem. İlk ve son yapmışlar. İlk ve son. Şey gibi olabilir mi Hasan abi? Cennetle cehennem bir arada gibi. Aynen. Aferin ben Suat. Kavan çalışmaya başladı elhamdülillah. Vallahi aferin. Maşallah. Ne var ya? Elhamdülillah. Aferin. Doğru. Cennet tek boyuttur. Cehennem de tek boyuttur. Burası karmadır. Devam. Cenab-ı Hak o insanlık arasındaki farklılığı, ihtilafa binaen zenginleri, fukaraların muavenetini davet ediyor. Yardım et diyor. Yardım et diyor. Halbuki zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Anadama demişler ki padişaha, Fransız padişahına. Ne bağırıyorlar dedi ya. İsyan ediyorlar efendim. Niye ekmek yokmuş? Pasta yesinler. Ekmekle pastanın farkını bilmiyor ki padişah. Yani aynı zannediyor. Ekmek yoksa pasta yesinler dedi. Şimdi zengin aç olmasa fakiri anlar mı? Nasıl anlayacak? Şimdi o benim gibi 17 saat oruç tutsun, o da tuttu. Şey vardı, bir taş ocağında taş kıran. Adam yurt dışındaydı, Ramazan geldi, 10 gün dışarıda. Yeni hakim, işçiler aynı, Ramazan'la öncesiyle, Ramazan aynı, işçiler aynı davranıyor. Çünkü oruç tutmuyor adam, iyi. Amcası, sahibi, oruç tutuyor bir geldi. İkinci gün hemen kanun çıkarttı taş ocağına, bayağı büyük taş ocağı. Öğleyin namaz hariç mi dahil? Ya yemek, namaz bir saat hariç, tam bir saat dinlenme getiriyorum demiş. Bir saat. Kanun, sistem duruyor fabrika. Taş ocağı, taş kırıyorlar yani. Çakıl kum yapıyor. Niye biliyor musun? Niye Ali? Niye abi? Çünkü kendisi doğruştu da anda. Kendisi de yatıyormuş. Dayanılmaz demiş. Nasıl anladı? Kendisi dayanamadı. Yeni niye yapmadı? Tutmuyormuş. Ya bak işte. Oruçtaki açlıkla zengin fakiri tam hissedebilir. Eğer oruç olmasa nefis perest çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar elim ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. İdrak edemez yani. Yani açlık, fakirlik, yokluk nedir? Bilmiyor ki. Sizin çocuğunuz bilmiyor ki yokluk nedir. Siz bir kısmen biliyorsunuz farklı. Ama babanız daha fazla biliyor.
babanız anlattığı zaman yokluğu aklınız duruyordu değil mi rahmetli? Benim babam da öyle diyordu. Evet, ama dedemler daha... Daha acayip. Daha şey yaşamışlar. Savaşlar daha çok varmış o zaman. Evet. Dünya savaşı. Yani arkadaşlar açlık, bu açlık olmasa hem kendi içsel dengesi çıkmaz. Yani birbirine denge sağ. Çünkü nefis tepemize binmiş. Bu cihette insaniyetteki hem cinsine şefkat ise şükrü hakikinin bir esasıdır. Şükrü hakikinin bir esası neymiş? Hem cinsi insandan insana yardım etmek, hizmet etmek. Ya çok acayip değil mi? Mesela bazı zenginler diyor ki, abi sen biliyorsun diyor Sultanbeyli'ne veya burada paket yaptırmış zengin, tamam mı? Sen bilirsin onu. Sultanbeyli'ne geçiyorduk belki de 100-150 tane paket. Kamyonetiyle. Dedi abi dağıtabilir miyiz dedi. Vallahi işçini değil de kendin gelirsen ben gelirim. Bana işçini verirsen gitsen dağıt. Yok abi geleyim. Gelmiyordu. Geldi. İnanın bana 100 tane paketi var. O fakire vermenin tadını bilmiyor ki. Hep havale etmiş. Mahsus yaptım ben. Sen gelirsen gelirim onun için dedim. Hep işçiye vermiş, 100 tanesi dağıtı bitti. Kendisi geldi ya, o vermenin zevkini, öyle. Fabrikadan, kapının bu tarafına koyun, zevk verme. Sen verebiliyor musun? Zenginse çocuğuna verdir. Ondan sonra, onunla dağıtıyoruz, ver. Ver dedim. Sen ver. Abi falan biraz çekindi. 3-5 defa oldu, ben Sultan Melih fakir yerleri biliyorum. Yerimiz yani. Abi ne zevkliymiş ha. Bir baktım ki Ekrem dedim niye ağlıyorsun? Abi bir eve girdim dedi. Vallahi 5 tane de koydum. 10 tane de koysa olmaz dedi ya. Abi ya. Başladı ağlamaya. Ne yapıyorsun? Telefon ediyor. İşçisine diyor ki çabuk şu kadar para hemen çıkartmana yetiştirin buraya. İnanın, mübala ettim. En az 5-6 milyar, ben az diyorum. 5-6 milyar, 10 lira ben aldım. Öyle ben ne kadar getirdi bilmiyorum. Gözümle gördüm, 5-6 milyar. O paketten hariç para veriyor. Bu zekatın dışı ha, zekatı değil bu. Zekatı ayarlamış. O insanlar nasıl gelişti? İnsanlar nasıl gelişti? Bir yere gittik yine Almancılarla zekat dağıtıyoruz onların. Abi ne kadar verdin ya? Bak, şu kadar dedim. Abi 5 dedim. İnanın adamın o malum isim vermeyelim hani geliyor. 17 bin lira. 17 milyar zekatı vardı adamın. Bana almaya da dedi ki muhakkem. Hocam al seni vekil ediyorum git götür dağıt. Yok öyle bir şey yok. Ben bu rızka girmem. Niye? Cebime koyacağım o 17 milyarı. Ya veremezsem? Uçaktan gelirken bana nefis diyecek ki ver verme şey diyor. Bununla mı uğraşacağım ben? Nefis devreye geçecek, başıma bela sokacak. Ben bu rızka niye gireyim? Hem de kendin gör. Abi ya topestabur. Ya kardeşim ya. Ben nefsime güvenmiyorum. Senin nefsin yapmaz öyle şey. Yapmaz. O da öyle diyor. Ama gel bana sor. Ya yaparsa? Geldi. İyi ki geldi. Ben onu düşürmemiştim ötekten. Ben bunun için kendimi rızka sokmadım. Geldi beraber dağıtıyoruz. İnanın 10 milyar ahiretten cebinden verdi. 17'den hariç. Niye? Gördü ya. İnsanlığı çıktı. Dedi ki ulan biz insan değiliz dedi ya. Aynı böyle yapıyor. İnsan değilim hocam dedi ya. Ben insan değilim. Ağlıyorum ben. Ya cam yok. Naylon çarpmış. Kadına para veriyoruz. Bakıyorum 300 milyon. Dedi ki bu parayı alın da diyor. 6 aydan beri suyum kesik. Suyumu açtırın yeter. Ondan sonra bir yere gittik. 500 verdik. Dul kadın. 3 tane çocuğu var. Bingöllü. Dedi ki Anadolu'nun insanı be. Bunların ayakları başımın üzerindedir ya. Kurban olur. Ne yaptı biliyor musun?
Ya hakikaten diyor, 200 alsam yeter ama dedi, çok ihtiyacım var. 3 aydan beri dedi kirada verememişim. Şu 300'ü alayım da diyor, şu 200'ü şu karşıdaki benden daha fakir diyor. Ona verin, inşaattan düşmüş kocası diyor. Belli çalışmıyor. Hepsini alayım demiyor. Aynen ya, inanın aynı böyle ya. Sen ne diyorsun dedi ya. İnan, ona verin dedi ya. Dedi ki, sen ev sahibin kim? Üste oturuyor. Kaç ay? 3 ay vermemiş. Ne diyor dedim, hiçbir şey demiyor diyor. İnanın ona, hürmetine söylüyorum bak, yemin ediyor. Ondan sonra evi çağırdık. Dedi ki o Almancı, Allah'ından razı olsun, hepinizden de. Dedi ki, hocam çağırdı. Kardeşim sen siz kimsiniz dedi. Vallahi dedi, biz karınca zekat dağıtıyoruz. Bu kadının borcu var mı? Gurur şey olmasın diye kapadı. Var ama dedi, ben mesul etmiyorum. Varsa dedim, yoksa yok dedi. Ya, biz dedi, idare ederiz. O da Sivas demiş ev sahibi. Allah senden razı olsun. Kaç para kardeşim dedi, ben vereceğim sana dedi. Allah Allah. Ya vereceğim kardeşim, ne vereceğim sence? 150 milyon dedi, aylık. 450. 3 ay bu. Aa sana dedi, 1 senelik. 1 seneliği de verdi. Gözümün önünde. 1 seneliği cebine hepsini, o zekat dışında. Zekat çantası bende. 1 seneliği de verdi. Gitti yeğenine telefon etti. Gitti dedi, çabuk bana parayı yetiştirin. Bankalar parayı çektiler, Kadıköy'de getirdi. 15 milyar çektiler 17'den hariç. Kira, 1 sene kirasını aldı. Kadına dedi ki, ne kadar? Şu kadar. O 500'ü al. Aa sana bir daha. O evi bana göster dedi. Hangi ev? Sen 200'ü ona gönderiyordun. Vallahi da, billahi da, tallahi doğru söylüyorum. Bu bana yeter. Bunu ona götürün. Gerçi keşke fazlasını ona versen ama ben de dedi yetim büyütüyorum. Yok hiçbir şey. Ona abi gitti ki acayip bir şey. Şey çarpmış o tahta var ya kasa. Evlilik girişi. Verdi. Gittik ona. Ama ya kadına çocuklar tabii tavuk sarılır ya bir şey anlatacak. Bir harita hatıram bu. Kadın kocası yok içeride. Parayı verince etraftaki o çocukları 6-7 tane kız çocuğunu hiç unutamıyorum. Kız çocuğu var böyle 5-6 yaşında 7 diyemem. Kız 6. 6 yaşında hepiniz evlat var, evladınız var. 6 yaşında kızınız ne ister? Bebek ister değil mi? Oyuncak. Oyuncak ister. Erkek çocuksa tabanca ister, araba ister. Bisiklet ister. O çocuk ne istedi biliyor musun? Şimdi ben oradayım. Kadın bize bakıyor. Çocuk da buna yönelmiş. Bizi hiç kale almıyor zaten. Para kadının elinde. Parayı görmüş, şok oldu kadın. Çocuk buna doğru. Annesini burasına vuruyor karnına. Anne, peynir alacaksın mı anne? Anne bas paramız var, peynir alacaksın mı anne? Ama bak paramız var, peynir alacaksın mı? Diyor ki, Allah selamet versin. Abi. Hocam, o Almancı, ne diyor bu dedi ya? Oyuncak mı diyor? Yok dedi, peynir diyor. Peynir mi? Hangi peynir? Ya senin o dolapta da küflenip de atıyorsun ya, yemiyor kimse, o peynirden bahsediyor. Hepimiz koptuk tabii. Yazıklar olsun bize dedi. Bak, ne anlatmaya çalışıyorum? İşte bu aç olunca, zekat farz olunca, oruç farz olunca gözüküyor. Ne oluyor? Allah hepsini eşit yapsa, bendeki o merhamet, o şefkat, o gelişmezdi. Onda hürmet, onda saygı, hoca abiler diyor. Ondan sonra dedim ki, bacım sen niye çekiniyorsun? O bizim değil ki. Allah gönderdi. Allah dedi ki ver ona. Biz de bütün. Sen bize dua edersen biz çok mutlu oluruz. Suyu açtık da tam hissedebilir. Eğer oruç olmasa nefis perest çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar elim ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. Bu cihette insaniyetteki hem cinsine şefkat hissi şükrü hakikinin bir esasıdır. Başka bir yere gittik. Çocuk ufak. Ne yiyorlar? Ekmekle makarna. Makarna güya katık.
Makarna güya katık. Teflon tavasına benzer bir şey. 3-4 tane çocuk öğleyin yemeği yiyorlarmış. Su ona ot vallahi evi dolaşıyor Zeynep. Abi yaptım hemen aralarına oturdum. Orucum ben. Hemen aralarına oturdum. Niçin biliyor musun? Rahmet ilahi fotoğrafımızı çeksin. Ben de bunlarla sizde olmaktan gurur duyuyorum. Yarın ben oruç olmazsam vallahi sizin sofranızdan yerdim. Ya. Onu hatırladım. Hangi fert olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir. Ona karşı şefkate mükelleftir. Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa, bak açlık çektirme mecburiyeti olmasa, şefkat vasıtasıyla, şefkat vasıtadır. Şefkat vasıtasıyla muavenete, yardıma mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz. Yapsa da tam yapamaz. He verin oradan bir şey. Yani insanlığa yakışır yardımı, ihsanı, lütfu, merhameti aklına bile getirmez. Yapsa bile fabrikada masada oturuyor ya. Sen mahsus yaptın. Verin, ne veriyorsun bana kardeşim? Gel dağıt seninle. Hocam ya biz gönderiyoruz böyle. Ben anlamam. Ben böyle hocayım. Ben almıyorum. Gel beraber dağıtalım. Gayemin en büyük gayesi bu şu. Kendisi bir görsün. İnsanlığı gelişsin. Beni noter veya kargocu olarak kullanmasın. Kargoya paketi koyup duyguları kopuk. Postacılık. Ona ver. Hayır. Sen beraber yapalım. Ta ki görsün. Sonra gelecek sene ne yaptı o? Ya dedi. Anlatıp bitiremiyor. Abisi dedi ki ya beni bir gönder dedi ya. İkinci sene abisi geldi. Abisi demiş ki ben dayanamam demiş. Bir daha ben dağıtmam demiş. Ben dayanamam demiş. Ya son cümle. Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmasa şefkat vasıtasıyla muavenete mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz. Yapsa da tam olamaz. Çünkü hakiki o haleti kendi nefsinde hissetmiyor. Hakiki o haleti hissetmiyor ki. Açlık neymiş? Ekmek yoksa pasta yesinler diyor. Adamın pasta ile ekmek arasında farkı bilmiyor. Ya arkadaş Allah aşkına sizin çocuk peynir mi ister Ramazan bayramda? Ondan sonra hangi çocuğunuz makarnayı ekmeğin içine koyar? Var işte ama acayip. Ondan sonra gayet sakin, isyankar değil. Hepsi hürmet ediyor. Onlar da bir denge değil mi Hasan abi? Denge tabii. Ya mesela ben farz yapabilmenin şartımı oldu. Yani fakir olsa zekat verebiliyorum. Fakir olduğu için sadaka veriyorum. Yani öşürler, şunları bunları veriyorum, tamam mı? Eğer fakir zengin eşit olsa bunlar olmaz bir kere. Ben de bir acıma olur, bir ağlama oluyor. Merhamet oluyor, şefkat oluyor, sahip. Yani bir tuhaf tuhaf duygular gelişmiyor mu? Ya bak bunun gelişmesi insanın kalitesini yükseltiyor. Ötekisinde de vay be bizi de bilen varmış. Bak göndermiş, bak bu adamlara var. Bak ya onda duasını alıyorsun. Sana muhabbet ediyor. Efendim sana sahipleniliyor. Haset etmiyor servetine. Şimdi bizi unutabilir mi? Aslında ortamı oluşturduğu için fakir, o ona var ya, minnet etmesi lazım. Tabii zengin minnet etmesi lazım. Allah sizden razı olsun ki, iyi ki varsınız ki. Ben zekat hakikatımı tahakkuk ettiriyorum. İslam'ın bir rüknünü yerine getirebiliyorum. Bir de, ona adam, o tekisi, o Renault'cu olan, ya abi beni nereye götürdün ya, kaste mi getirdin sen, özel mi topladın, bunlar doğru mu? Abi böyle diyor. Sen bunları doğru mu ya ben? Özel mi yaptın buna? Yok abi. Ya niye öyle diyorsun dedim. Abi olamaz dedi ya. Bu kadar fakir insan olur mu dedi ya. Biz dedi insan değiliz dedi ya. Gördün mü? Gördün değil. Öğretik, öğretik. Yok. 6 ay babaannenin, babaanne yaşlı bir kadın. Dedi ki oğlum şey çakmış. Naylon. Oğlum dedi. Hala istemiyorum. Gidin diyor. Şu suyumu açın dedi. 6 ay kapalı. Yeter. Gittik numarayı okuduk. Hemen telefon ettim ben ders hanıma. Numarayı okudum. Kardeş hemen git dedim belediyeye. Şu numaradaki saati sayıcı çabuk açtır. Hemen parayı getiriyor sana. Git çabuk. Elektrik ne elektriği? Suyumu açın yeter. Tamam. Elhamdülillah. Ne oldu?
Bak burada medar-ı bas bile oldu. İnsanlığımız yükseldi. Kalitemiz yükseliyor. Sahiplenmek. Sen mi sahipleniyorsun kuluma diyor Cenab-ı Hak? Sen acizsin, fakirsin, muhtaç. Sen ki benim kuluma acıyorsun. Benim rahmetime ne olmuş? Allah da seni affediyor. Onların hürmetine ya Rabbi. Affet onları. Demeyecek mi? Kadın ne yaptı biliyor musun? Tamam dedim hacı anne. Suyun açılıyor. Telefonda duydu ya. Sizi Allah'a havale ettim. Bitti de. Allah'a havale etti, gir içeri. Hacı anne para vereceğiz. Yok istemem diyor. Suyun açılsın. Abdest alayım diyor. Bir de su içeyim, yaşlıyım diyor, ilaç içiyorum. Su içeyim, abdestimi alayım. Başka bir şey istemiyorum. Aman ya. Ben çalışıyorum abi kamera. Çalışmıyor. Şimdi kardeşlerle bazen dışarıda yemek yiyoruz. Eğer kardeş fakir bir adamsa, gerçekten bütçesi düşük bir adamsa, gidiyorsun bir yerde yemek yiyoruz, o da sadece bir çorba söylüyor. Ya ben bir şey yemem diyor, ekmekle devam ediyor. Ya yediyorsun işte, şunu da yapalım da falan. Böyle bir fırsat da oluyor abi. Evet. Fakirde özellikle bu konuda çok şeyler. Cemal. Bu edep mi? İkram ediyorsun. Senin ne kadar ne ikram edeceğini belki bilemiyor. Yemiyor yani değil mi? Tedbirli davranıyor. Yemiyor. Evet. En basitinden şey yapmaya çalışıyor. Yani seni rahatsız etmemeye mi çalışıyor bilmiyorum. Bu edep İkram mi? Ediyorsun çorbayla kanaat ediyor değil mi? Ya benim Anadolu insanı bir tuhaf ya. Ya inanın ya ben buraya parayı verdim. İzlamede sokmak istemiyor yani hesap kabartsın istemiyor kendisi öyle düşün. Aynen öyle başıma geldi ya. Adam bir aşk kuracağım diye ya ben başka bir şey yapıyorum. Ya git ben diyorum. Yok abi yani bir aşk kuracağım. Şunun diyor şu kadar benim olsun dedi. Yetimler büyütüyorum. Şunu şuna götür. Ya bu hortumlayanlar ne yapacak peki ya? Bunu ona götür diyor ya. Sen ne anlamadım, senin kira, üç ay kira borcun var, üç tane çocuğun var yetim, ne ona? Çok fakir oluyor. Gene ben diyor temizliğe gidiyorum diyor, yetiştiremiyorum ama gidiyorum diyor. Temizliğe, ev merdivenleri siliyor. Anadolu insanları. Bu ne biçim bir insan değil mi Anadolu insanı? Ne mübarek insanlar ya. Anadolu elhamdülillah ya. Anadolu, ana. Çünkü çocuklar hep şey yaptı. Vahır davahu menilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha.